Merhaba değerli izleyiciler. Malumunuz 6 Şubat 2023 tarihinde iki büyük deprem felaketi yaşadık ve bu deprem felaketi sonrasında da yaşananları bir kayıt altına alabilmek adına bir umut ışığı programını hazırladık ve ara ara ekranlara biz o deprem sürecinde neler yaşadıysak bunları ekranlara getirmeye çalışıyoruz. Tabii konuklarımız oluyor bu ekranlarda çünkü özellikle de yaşadıklarını ve bundan sonraki süreçte hiç deprem görmemiş yerlerinde de insanların yaşamamaları gereken şeyleri de burada konuşmak üzere konuklarımız oluyor. Evet, bugün de yine kıymetli bir konuğumuz var. Cuma Aktaş. Kendisi özellikle de deprem sürecinde enkazdan vatandaşlarımızın kurtarılması noktasında canla başla gayret gösteren bir isim. Biz de bugün kendisini yayına aldık ve özellikle o süreçte yaşadıklarını bizzat kendisiyle konuşacağız efendim. Cuma Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. Nasılsınız? Elhamdülillah, nasılsınız? Allah razı olsun. Geçmiş olsun diyerek başlayalım. Allah razı olsun. Yani Rabbim kimseye böyle bir acıyı, böyle bir felaketi hiçbir zaman için yaşatmasın. Aynen. Ben şöyle sorayım. 6 Şubat'ta 04.17 özellikle ve sonrasında 01.25'te iki büyük deprem yaşadık. Bu depremlerde siz neredeydiniz ve depremi nasıl öğrendiniz? Biz sabahleyin 4.30'da deprem olduğunda ailemle beraber uyandık. Uyandıktan sonra apar topar dışarıya çıktık. Tabii o depremde çocuklarımı unuttum, işimle beraber aldık. Tabii o anda kapının önünde durduk işte 01.25'te. Evet. O gün işe gitmedik. İkinci depremi yaşadık. İkinci depremi yaşamadan önce bizim Erçene'den, yani Atlas kentinin Erçene'den bir uğultu geldi. Hani yani derler ya sur dediği gibi. Bu şekilde bir uğultu gelerek, ben o kapının önündeydim. Komple çatırarak geldi Atlas kentten bizim Yeşil Evler'e. Avuşum ben Yeşil Evler'e doğru geldi ama... Bu arada siz Yeşil Evler'de ikamet ediyorsunuz. Yeşil Evler'de ikamet ediyorum. Evet. Yani o binanın önündeyim ama vurup da bu şekilde karları falan kaldırdım gördüm. Ben dedim ne oluyor falan. Yani biri bizi vurdu zannettim. Sabah evet. Deprem oldu. İkinci deprem aklımıza gelmiyor. Çocukluktan beri öyle biliriz. Tabii o anda vurup bizim sağlık apartmanın yanındaki gül apartmanı falan 5. blok 6. blokların düşmesini görmemle bir oldum ben. Evet. Yani o anda ne yapacağımı, kendimi toparlayacağım falan o anda bir durgunluk oldu. Bir 40 saniye falan. Yani bir şok yaşandı. Yani aynen. Orada işte o anda kendimi toparladım. Bizim komşulardan Abdurrahman Ana abi var. Abdurrahman Ayhan bizim binanın çelik kapısının önüne düştü. Evet. Onu çekmemle çelik kapının fırlaması bile oldu. O sırada yine sol taraftaki ikinci katta İlayda diye bir kız oturuyordu Hürmet abinin. Onu da orada vardı. Tabii sakinleştirdim. Tabii ben korkuyorum. Dönüyor. Binalar yıkılıyor. Evet. Onu da o yeğenle beraber oradan çıkarttıktan sonra bu sefer sol tarafta bir Çolkan arkadaş vardı. Mehmet'im kaldı. Tabii bir, yine deprem oluyor. Ara düşüyor binalar. Tabii. O Çolkan arkadaşım Mehmet dediği nerede dedim. İçeride şarj aletini al dedim. Tabii o arada biz onu gördük. Bina gelip bizim binaya gidiyor. Ben bu esnada Mehmet falan diye gördük babasının orada. O anda o binanın çökmesi annesiyle beraber bizi o binanın önündeki söğütüren beraber fırlattı bu tarafa. Yani evet. Gittim ben onunla. Gitmezsem evet. Üçümüz de altın olacak. Tabii ağlayanlar, komşular, yani bizim mahallenin çocukları çok aşırı ağlıyor. Aşırı ama yani Allah'ım öyle bir şey yaşatmasın. Tekrar kendimi motive ediyorum. Orada araya girerek aradan iki çocuk falan aldım. Bu arada uzaktan babamı görüyorum. Evet. Babam da oradan çıkarak geliyor. Tabii babamla bir iki saniye orada sarıldık yani. Babamın burasına bir yüzüne bir şey geldi darbe çocuk çıkarak hani. Araba gönder oğlum falan dedi. Ya o anda insanlar geliyor gidiyor ama yine orada bizim köyde Atiç abla var. Onun sesini duymaya başladı. Tabii sürekli müdahale yok. Sürekli vatandaş geliyor 112'yi arıyoruz. Evet. Telefonlar kilitlendi, hatlar çekilmiyor, elektrikler gitti. Soğukkanlı olmak çok önemli yani. Bunda soğukkanlı olmazsan yani ben kaçayım ben gideyim dersen bu işi yapamazsın. Tabii. Ama şimdi değerli izleyiciler özellikle yaşadığımız durum yani mahşeri bir durumdu ve özellikle de uzmanların söylediği kadar var. Asrın felaketi yaşanmış oldu. Bu süreçte de tabii en fazla da teşekkürü biz az önce Cuma Bey'in söylediği gibi soğukkanlı insanlara borçluyuz. Yani burada kendi canlarını, kendi dertlerini bırakıp özellikle de binaların altında kalan
ve oradan bir ses duyduğunda da o binaların altına hala deprem ve sarsıntı olmasına rağmen o cesaretle girmeye çalışanlara borçluyuz. Ben bunu öncelikle söylemiş olayım. Peki o dakikadan sonra neler yaşandı abi? Özellikle de ben şunu sormak istiyorum. Yani az önce söylediğiniz gibi sarsıntılar devam ediyor. Binalara zaten insanlar yaklaşmamaya çalışıyor. Ama siz ses duyduğunuzda bir şekilde binaya girmeye çalışıyorsunuz. Birilerini kurtarmaya çalışıyorsunuz. Neler hissettiniz o arada? Hangi cesaretle girdiniz diyelim abi? Şimdi ben madenci olarak yani yaklaşık 20 yıldır belli. Çelik kontrolüstüm madende. Yani isim verime gerek firmalarda çalıştım. Şimdiki çalıştığım firmada da müdürlerimle beraber çalıştım. Eğitim alırız her zaman. Eğitim şarttır yani. Tabii. 120 konuda yani bir 80, 90'ı evet. bilmemiz lazım. Tabii. Nasıl bir yangının, nasıl bir afatın olduğunu bilmemiz lazım. Tamam. Şimdi ondan sonra biz şey yaptıktan sonra bu Arısırlı Hamişler Koçlar'dan bir aile var. Tabii çırpınıyoruz. Halil Bey kazma yok, kürek yok. O sırada biz sesler duyduk. Biz benim binanın 3 yani 5. bloğun en arka tarafında. Bir ses geldi falan. O anda işte başladık çıkartmaya falan. Yani şu şekilde cisi bir geldi. Ses ön tarafa gidiyor mu yanına geliyor. Köpek sesi, insan sesi geliyor ama bir kadın sesi geliyor. Yani ha benim annem, ha benim bacım. Bir uğultu geliyor. Yani binaya git değiştikçe böyle, çıkarttıkça orada. Zaten yanına dersem çocukların odasına girdik. İşte böyle çiçekler çıkıyor. Kitaplıklar çıkıyor böyle kolonlara binmiş yük şeklinde. Biz girdikçe ses yaklaşmaya başladı. Tabii birinci odaya girdik. Evet. Orada bir şey yok ama orada önümüzü kapatıyor. İşte molozlar, kolonlar, kapılar. Evet. Yani biz kendimize bu bir metre içinde ağız üstü giderek yer açarak gidiyoruz. Evet. Tabii ben bu sıra gittikten sonra o çıkıyorum arada bir deprem oluyor diyorlar. Gerçekten de çıkıyorum bakıyorum ki o anahat telleri bizim sallanıyor. Tabi bu sırada saat 10, 11, 12'ye doğru yaklaştı. Oraya bir grup geldi. Postane ekibi geldi. Yani Fatih Kırbay'ın ekibi 20-25 kişiler. Onlar geldikten sonra ben daha cesaretli oldum yani. Sen de olsan, bir arkadaş da olsa cesaretli olmak iyidir. Diyorum ki beni işte motive edin. Evet. Ben tekrar geri içeri giriyorum. Tabi onların ailesinden de geldi. Telefon ışıkları lazım bize. Telefonla konuşmayın diyorum. Elektrik yok, bir kazma, bir kürek yok. Tabii sağ olsun müdür bey, bana dedim bir kazma veya da bir tornavida bir şey getirin dedim. Ya bir çekiş getirin. Tabii çocukları gördük, annesini babasını gördük. Evet. O sırada müdür bey postaneye giderek, postanenin yani yıkılma tehlikesi ve depremin 6-7 şeyin oluyor. Yani sana dediğim Allah yardım etti miydi, bu şekilde yardım 5 dakikanın içinde bana getirdi. Çünkü oraya girmek için Halil Bey mecbur bir şeyleri kesmek lazım. İşte kablolar, borular açmamız lazım insan gücü. Vücuttaki direnç de düştü bizim. Tabii. Yani bu anlattığım bire doğru yaklaştı. Müdür Bey'e diyorum ki ben veya ekibine veya oradaki itfaiye bana bir 10 dakika verin diyorum. Çağırın ben 10 dakika sonra. Çünkü ben de tabii. yoruluyorum açlıktan düşmeyeyim diye. Bir yerde sıkışabilirsiniz. O an için orada bir şey düşer üstünüze. Yani aynen. o durum da var. Tabii bir de o risk var. Aynen. Yani. Hatta çıkınca benim enseme vurun diyor. Biraz ben de tansiyonuma ne olmaya başladı. Acıktım ya vücut düşüyor. Evet. Tabii, yok falan diyor ama giriyorum yine. Yine orada Kadir Hurmanlı diye arkadaş aramıştım. O da geldi. Ateş yaktı. Soğuk da var. Oğluyla beraber. Girdikten sonra annesine kızını gördüm. Ha, dersin ki o anda neler hissettin? Dünyanın en mutlu, en neşeli insanı ben dedim. Anneye buldum orada. Evet. Kızını buldum. 18 yaşında bir kızı 13 yaşında anne. Yani bir annenin evladını evet. orada koruduğunu gerçekten hissettim. Evet. Yani tabii Rabbim bir şekilde bir daha yaşatmasın. Değerli izleyiciler, özellikle de yaşanan felakette insanların aşırı derecede panik olduğuna şahit olduk. Yani bunları da gördük. Özellikle de böyle bir durum yaşandığında kenar mahallelerde özellikle depremin zarar vermediği yerlerden merak edip aracıyla beraber şehir merkezine gelenlerin özellikle çok büyük sıkıntılar yaşattığını biz şahit olduk. Yani bir yerlere yardıma gitmek yerine
Yani bu şehir merkezinde nereleri yıkılmış diye merak edip şehir merkezine gelen birçok insanın bizi özellikle hakikaten çok zor duruma düşündüğüne şahit olduk. Biz bunları da konuşuyoruz ki en azından bir dahaki bir yaşanacak olayda, tabii Allah yaşatmasın ama bu hataları yapmayalım. Bu hatalar gerçekten çok zorluk yaşattı bizlere. Peki devam edelim. Neler yaşadınız o dakikadan sonra? Şimdi tabii orada bir setre falan yok. Ambulans var ama diğer mahallelerde falan şey yapıyor. Müdür bey dedim, bana bir çarşaf falan vurun, bulun. Çıkadayım. Müdür bey bir seviniyor ki. Yani senin Allah'ına kurban diyor. Bu arada dua ediyor. Yani tekbirler getiriyor. Halil bey, girdiğim yer 1 metre. Ağız üstü giriyorsun. Evet. Geri tekrar dönmen için ters girmen lazım. Tabii. Yani o alanda dönemezsin. Kendime bir alan açtım. O amcaları falan da var arkamda. Ben diyorum ki çıkın, tek tek çıkın. Deprem oluyor ama hızlı çıkıyoruz. Tabii. Geri hızlı giriyoruz. Bu 10 dakikaya bana verin diyor. Bunlar yani 10 dakikanın çok önemi var. Sen bayılabilirim, ben bayılabilirim. Tabii ağız üstü yattım. O kızımızı kucağımıza aldım. Bana boyunluk falan atıyorlar. Ama boyunluğu takarken acele ediyorum, çıkayım. Aşağıya düştüm ama dedim ki ya Rabbim ben bunu kucağıma alayım. Buranın alıp boynumu koydum. Beni bu ensemden çekin diyor. Evet. Ensemden çekerek kızak gibi kaydırıyorlar ama bir oda, iki oda, üçüncü odanın sonra dışarıya doğru çıktık. Ya o ben çıkana kadar ya bir girdim yani bir yarım saatte falan çıkarttım. Ya kurban olduğum o müdür bey ambulans o saatte kaymakam bey arayarak oraya geldi. O kızı aldık. Aradan biraz dinlendik haydi falan diyor. Ondan sonra annesini çıkarttık. Tabii annesini de çıkartmak kolay olmadı. Onu da çıkarttık elhamdülillah. Tabii saat bu arada 2-3'ü buldu. Babam da geliyor. Babam tabii onlar da uğraşıyor. Askerler geldi. Evet. Montunu veren, eldivenini veren, itfaiyeci arkadaşlarımız geldi. Baharattin falan böyle giriyor. Onlar da giriyor. Herkes bir şeyle uğraşıyor. Eğitim alıyorlar. Üçüncü kızımızı da aldık. Peki yani o süre zarfında enkazdan kaç kişi sağ çıkmış oldu sizin desteklerinizle veya o an için oradaki bulunanların destekleriyle? O anki bulunan desteklerle hocam 3-4 kişiyi oradan çıkarttık elhamdülillah sağ selim. Yani toplarsan 16-17 kişi bulur yani. Aynen. Peki yani çok sonrasını sorayım. Özellikle bu enkazdan çıkarılanlarla daha sonra karşılaşma veya buluşma gibi durumunuz oldu mu? Enkazdan çıkardıkla aileme tabii ondan 3 gün 4 gün sonra şeye götürdüm. Kırşehir'e götürmek zorunda kaldım. Benim ev falan yıkıldı. Evet. Ondan sonra Kayseri'ye gittim. Tren kanalında kalıyorlardı. O Nizami'ye varmadan ben bunları gördükten sonra onlar da beni gördü. İnsan insanı sever derler ya. Benim üzerimde bir askeri elbise vardı. Yani dünyalar benim oldu ya. Çok mutlu oldum. Yani onlar sağlıklı, ben sağlıklıyım. Tabii biraz moraller falan bozuk. Bu arada Allah rahmet eylesin. Ufak kızı yarı yoldan sonra kaybettik. Çok üzüldük. Çok konuştum onunla. Çok çabaladım. İyiler. Şimdi, sağlıkları da çok güzel maşallah. Tabii şöyle, özellikle bu süreçte bundan sonrası çok önemli. İnsanımız tamamen depreme hazırlıksız yakalandı. Yani eğitim noktasında olsun, uygulama noktasında olsun gerçekten çok eksiklerimiz varmış. Bunu bizzat yaşayarak gördük. Ne yapılması lazım bu dakikadan sonra? Özellikle eğitim alma noktasında neler yapılması lazım? Halil Bey, biz meslek lisesi okullarımız var. Meslek lisesi okullarında her branşta eğitim ve öğrenci yetiştiriyoruz. Bu deprem için de bu gençlerimizin, öğrencilerimizin yani bir okul açılarak yani bir şey eğitim verilerek bunları eğitilmek lazım. Kızılay'ı, AFAD'ı, madencisi, itfaiyecisi bu gençleri alıp da bir koordinat halinde çalışmamız lazım. Aynen. Türkiye'nin ve dünyanın nerede deprem olursa biz büyük bir milletiz. Tabii. Bizim müdahale etmemiz lazım. Özellikle madenci arkadaşlarımın da gerçekten bu konuda çok desteği var, çok bilgileri var. Yani bize korku Allah'tan gelir ama biz korkmayız. Allah'ın izniyle gireriz her tarafa. Aynen. Ya bu okulların açılıp yani desteklenmesi, meslek lisesi çocukların eğitim verilmesi, gerekirse kadroyu alınması yani değerlendirmesini isterim.
Yani depremi yaşamış olanların depremi anlatması kadar gerçekçi bir şey olamaz. Yani bir eğitimci sadece kitaplardan okuduğu kadarıyla ya da resimlerden gördüğü kadarıyla değil de özellikle depremi yaşamış ki biz asrın felaketi dediğimiz bu depremde 7,8 gibi zirve bir rakamı gördük ve hep beraber yaşadık. Yani ne yapılması gerektiğini de ne yapılmaması gerektiğini de biliyoruz. Doğru mu? Yani birebir canlı şahidi olarak artık bir yerlerde bu insanların yeni nesile veya depremi hiç yaşamamış olanlara bunu anlatması lazım. Doğru mu? Doğrudur. Yani. Yani bu depremi anlatmak için de gerekir her yerde, okullarda da. Yani nerede olursa anlatırım ben. Gençlerin hepsini anlatmak lazım. Eğitim vermek lazım. Bu deprem simülasyonu yaptığında biz görürdük televizyonda, haberlerde. Sizin haberlerinizde görürdük. Böyle mobilyaları falan montaj, işte buzdolapları falan montaj. Gerçekten ben o deprem anına girdiğim yerde o buzdolapları, o mobilyalar insanı kurtardığını gördüm. Kapının, hatta o rahmetlinin kapının üstüne nasıl kapanıp da kurtardığını ben gördüm. Yani eğitim gerçekten çok şart. Kim olursa olsun eğitim vermemiz lazım. Hazırlıklı olmamız lazım. Bizim ülke deprem ülkesi. Biz buna hazırlıklı olacağız. Ha, illerimizde gerekirse koordinat merkezi, afet merkezi kurulması lazım. Meslek lisesi gençlerini değerlendirmemiz lazım. Meslek lisesi çıkıyor ama işte bir kaynak bir şey yapıyor. Ama bunun da bir okul açılması lazım. Dünyanın nerede olursa gitmemiz lazım. Bir orman yangını olsun. Bir deprem olsun. Bir de afet Yani olsun yapmamız lazım. öğrenmek de yetmez. Birkaç uygulamaya katılmamız lazım ki biz en Aynen. azından daha bir Aynen hazırlıklı katılmamız olmamız lazım. lazım. Tabii burada hemen yeri gelmişken hatırlatayım değerli izleyiciler. Özellikle de enkazdan vatandaşlarımızı çıkarmaya girenlerin birçoğunun enkazda vefat edenlerin daha çok koridorlarda vefat ettiğini veya merdivenlerde vefat ettiğini söylüyor. Yani bizler böyle bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldığımızda daha çok panikleyip dışarı çıkmak için harekete geçme gibi bir yanlış yaptık zannediyorum. Yani böyle özellikle Kasım ayında geçtiğimiz Kasım ayında yaşanan bu ülke genelindeki deprem tatbikatında birçok uygulamayı biz göz önüne almamışız. Yani kendimizi koruyabilecek bir masanın, bir çekyatın, bir işte dolabın hemen yanına kendimizi sığınma almamız yerine kapıya yönelmeye, koridorlardan, merdivenlerden çıkmaya çalışma. Hatta özellikle de ilk yaşanan geceki depremde bazı vatandaşlarımızın balkondan atlayarak, değil mi? Yaralandığını da Balkon biz yaralandığını öğrenmiş gördüm. olduk. Yani bunlar tamamen yanlış şeylermiş. Bir kere daha görmüş olduk bunları. Şöyle, özellikle de insanımız bir müddet çadırda kaldı. Sonrasında konteynerlere geçişler oldu ve inşallah çok yakın zamanda da kalıcı konutlarına da İnşallah. kavuşacaklar. Bu noktada bizler bina yapanlara da bir seslenelim. Yani artık herhalde depreme dayanıklı, yani yeni mevzuatlara uygun, doğru mu? Evet. Bunları yapmaları lazım galiba. Yani kurallara uymamız lazım. Gerekir her şeyler yapmamız lazım. Su etütü falan yani yeraltı toprak analizi falanları yapmak lazım. Yani kalıcı konutlar yapmak lazım. Peki yeşil evlerde özellikle yeniden o bölgenin imarı noktasında bir imar izni de sanırım verildi. Yani 4 kat gibi yapılacak şekilde. Orada en azından insanlar anılarıyla da tekrardan bir arada olmuş olacak. Bu da ayrı bir şey. Siz de bir Aynen. yeşil evler sakini Aynen. olduğunuz 20 için bu yıldır ben kararı orada nasıl oturuyorum. karşılıyorsunuz diyelim. Nasıl? Bu kararı nasıl karşılıyorsunuz? Siz de sonuçta yeşil evlerde ikamet Vallahi ediyorsunuz. kararı güzel karşıyam ama gerçekten sağlam bir şey yapılırsa bizim 20-25 yıldır ben orada ikamet ettiğimiz o canlılık, o Avşin Bey'in canlılığı tekrar geri gelir. Okullar bölgesinin canlanır. Yani o itfaiyelerimizin, o sarayların, o bölgeler, o cumhuriyet okulları falan hep canları çok güzel olur. İnsanın duyguları, hayaller orada geri gerçekleşir. Ben çok teşekkür ediyorum. Hem Afşin Eyvallah. adına çünkü özellikle de bu yaşanan deprem felaketinde göstermiş olduğunuz o cesaret, o işte soğukkanlı tavırlarla yaptığınız oradaki fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyorum. Hem de bugün bizleri kırmadınız, yayınımıza katıldınız. Bir kayıt kalsın istedik açıkçası. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. İnşallah Rabbim böyle bir şeyi bir daha yaşatmasın. İnşallah bir daha yaşatmaz. Eyvallah. Ben de tüm Avşin halkına teşekkür ediyorum depremde yardım ettiklerinden dolayı. Eyvallah. Dışarıdan gelen yardımlardan dolayı tüm
halkımıza, devletimize, milletimize, sayın kaymakamımıza, belediye başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eyvallah. Şimdi değerli izleyiciler, konumuz özellikle yaşanan deprem süreci olması sebebiyle biz Cuma Bey'den aslında çok bahsetmeden giriş yaptık ama ben yayınımızı kapatmadan bahsetmiş olayım. Cuma Aktaş Aslan Karagöz Kapılı Mahallemizden ve Afşin'de, Afşin Bey Mahallesi'nde ve Yeşil Evler'de ikamet ediyor. Bu süreçte de cidden yapmış olduğu bu ciddi manadaki fedakarlığı sayesinde tanınmış olduk. O günlerde de canlı olarak haberlerini yapmıştık ama bugün de bir kayıt kalsın istedik. Bu arada Cuma Aktaş abimiz Afşin Bey Mahallesi muhtarlığına talip. Bu noktada da çalışmalarını, adaylığını açıkladığı günden beri yürütüyor. İnşallah ben başarılar diliyorum. Nasipte varsa ve hayırlısı ise nasip olsun diyelim. Evet. İnşallah. Hayırlısı. Efendim önümüzdeki günlerde yine bir Umut Işığı programında farklı konuklarımızla bir arada olmak ve sizlerle buluşmak ümidiyle diyelim. Şimdilik hoşça kalın efendim.